Haber merkezine devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Sayın Mustafa Mican'la birlikteyiz. Referandumu konuşacağız, terörle mücadeleyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Biz herkesin görüşünü alıyoruz. Evet diyen de, hayır diyen de bu ekranlardan dilediği gibi kendi görüşlerini açıklıyorlar. Bir de tabii parlamento dışındaki partilerin görüşleri asıl çok önemli. Biz bunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye tamamen dört partiye odaklanmış durumda. Halbuki parlamento dışında ağırlığı olan, etkinliği olan Büyük Birlik Partisi gibi seçimlerin, referandumların seyrini değiştirecek olan partiler var. Onlardan görüş almak bizim için çok daha önemli. Bu yüzden sık sık Büyük Birlik Partisi'ne de yer veriyoruz. Direkt şunu soracağım. Büyük Birlik Partisi'nin referandumda tavrı ne olacak? Gazetelerde bakıyoruz, işte hani hangi parti ne oy verecek diye haberler yapılıyor. Büyük Birlik Partisi'nin yanına kararsız yazıyorlar. Kararsız yazıyor ama sizler sandığa gideceksiniz, bir karar vereceksiniz, bir oy vereceksiniz. Evet. Ne olacak oyunuz? Bunu sorarak başlayayım. Şöyle cevap vereyim. Siz yine kararsız dediniz. Bazı basın yayın kuruluşları hayır cephesinde gösterdi. Hatta eleştirdi, kınadı, kendilerine göre yorum yaptılar. Büyük Birlik Partisi şöyle diyor diye. Halbuki Büyük Birlik Partisi şu ana kadar kararını açıklamadı. Evet. Açıklamamasının sebebi, Büyük Birlik Partisi istişareyle kurulmuş bir siyasi hareket. İstişareyle karar alan, istişareyle icra eden bir siyasi hareket, siyasi parti. 24 yıldır şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağlığında da ve şu anda da partimizin yetkili organları kararlarını alır, ona göre uygulama yapar. Yani biz de lider sultası, lidere bağlı siyasi faaliyet söz konusu değildir. Yetkili organlarımız var. Kurucular Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe teşkilatlarımızın bu tür ülke geneliyle alakalı önem arz eden hassas konularda tamamen tabanın dahi düşüncelerin alınarak karar verilen bir siyasi yapıya sahibiz. Bu demokratik olanı. Tabii, demokratik evet, olanı. Yani tepeden inme bir mekanizma yok sizde. Tabii, şöyle ki bir referandum söz konusu bugün. Meydanlara baktığımız zaman, çıktığımız zaman, hatta televizyonlara, medyaya baktığımız zaman evet tarafı, hayır tarafı gibi evet, bir kamplaşma söz konusu. Birbirimize gireceğiz neredeyse. Tabii. Yani sahaya maça çıkmış iki futbol kulübünün taraftarları gibi evet, ayrışmaya doğru gidiyoruz. Amiyana tabirle. Ama biz ülkenin geleceğini ilgilendiren, gelecek nesilleri ilgilendiren bir yönetim biçimi olan referandumun enine boyuna incelenerek, araştırılarak, konuşularak, ARGE'de çalışması yapılarak karar almasından yanayız. Peki. Siyasi olarak. Evet Sayın Başkan, tamam. Çok güzel bir yöntem. Keşke bütün siyasi partiler sizin yaptığınız gibi yapsa, tepeden inme bir mekanizma olmasa da partinin üyelerinden, hatta gönüllülerinden de görüşler alınarak politikalar belirlense. Bu tamam ama şu eleştiriyi yapacağım size. 18 tane madde var. Geç kalmadınız mı karar almakta? 16 Nisan'da sandık başına gideceğiz. Hala Büyük Birlik Partisi kararını açıklamadı. Neyi bekliyorsunuz? Hala görüşleri mi alıyorsunuz? Eyvallah. Şimdi bakın, bu 18 maddenin bir parlamentoda görüşülme süreci var, biliyorsunuz. Evet. Parlamentoda görüşülürken biz madde madde görüşüldü. Kabul edildi, oylandı, kabul edildi, geçti. Biz parlamentodaki görüşülme ve oylama sürecinde inceleneceğini, hatta bazı maddelerin geçemeyeceğini düşündük. Evet. Parlamentoda madde madde oylandıktan sonra bir de topluca oylandı, biliyorsunuz. Evet. Topluca oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'na imzaya gitti, onaya evet, gitti. Evet. Biz Cumhurbaşkanı'ndan da dönebileceğini düşündük. O da olmadı. O da olmadı. Biliyorsunuz daha yeni Cumhurbaşkanı onayladı ve referandum günü 16 Nisan olarak da açıklandı. Biz teşkilatlarımızda, ilçe ve il teşkilatlarımızda
bunun istişaresini yaptık. Analizini yaptık. Ne diyorlar teşkilatlarınız? Genel merkez açıklama yapmadan bunu açıklayamayız. Hoş olmaz. Dolayısıyla biz cumartesi günü Ankara'da Yüksek İstişare Kurulu üyelerimiz, Kurucular Kurulu üyelerimiz kararlarını verecekler. Hmm. İl başkanları olarak da pazar günü biz Ankara'ya gidiyoruz. Kararlarımızı genel merkezimize bildireceğiz. Sanırım önümüzdeki hafta içinde de merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimiz toplanarak bu elde edilen verileri masaya yatırıp son sözü genel merkezimiz ve genel başkanımız verecek. Güzel. Takvimi o zaman buradan duyurduk KRT ekranlarından. Eyvallah. İlk defa Büyük Birlik Partisi önümüzdeki hafta kararını verecek. Referandumla ilgili verecek. Evet. Evet, bu önemli. Cumartesi günü il başkanları toplanacak. Daha sonra Pazar günü il başkanları. Pazar günü il başkanları toplanacak. Son karar da MK'ya karar verecek. İl başkanları nasıl karar verecek? İlçelerin kanaatlerini aldılar. Evet. İl yöneticilerin kanaatlerini aldılar. Bir dosya halinde pazar günü genel merkezimizde hem sözlü hem de yazılı olarak genel merkezimize bildireceğiz. Peki, ben yine aynı eleştiride bulunacağım. Çok geç kalmadınız mı bu kararı açıklamakta? Geç kalmadık. Kalmadınız. Niye geç kalmadık? Diğerleri mi erken davrandı o zaman? Diğerleri diğerleri erken davrandıdan çok diğerleri oldu bittiye getirdiler. Bakın şu ana kadar medyada yeni yönetim biçimini hazırlayan iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi desteklediği iktidar kamuoyunda evet kampanyasına başladılar. Evet. Resmi kampanya başlamamış olsa bile bakın Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar açılışları vesaire burada söylüyorlar. Peki ben size soruyorum şimdi 18 maddeden ülkemizin geleceğiyle alakalı, milletimizin geleceğiyle alakalı şu maddede şu faydalar var, şu maddede şu faydalar var, yararlar var, ülkemizin önünü şöyle açıyoruz diye maddeler konuşuluyor mu? Hayır. Konuşulmuyor. Ne Hep konuşuluyor? Birbirimizi suçluyoruz. Değil mi? Evet diyen bu ülkeye ihanet ediyor. Hayır diyen FETÖ'cüdür. 15 Temmuz'un yanındadır. PKK'lı, HDP'lidir. Biz Büyük Birlik Partisi olarak parlamento dışında olan bir siyasi parti olmamıza rağmen ülkemizin ve milletimizin geleceği sorumluluğu çerçevesinde parlamentoda görüşülürken genel merkezimiz bu 18 madde ile ilgili ve artı bizim düşüncelerimizle alakalı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir yönetim modeli tasavvur ediyoruz. Onun proje olarak 3 partiye de verdik. Genel merkezimiz. Evet, biliyorum onu. İktidar partisine ve muhalefete verdiler. Ama bunun bizim önerilerimizin hiçbiri dikkate alınmadı, kayda alınmadı ve değerlendirmeye alınmadı. Evet. Dolayısıyla biz bu süreçte evet hayırın yani referandum sürecinin centilmence bir bayram havası içerisinde coşku içerisinde ülkemizin geleceğiyle alakalı siyasi partiler tasavvurlarını, düşüncelerini, hedeflerini, vizyonunu, misyonunu anlatarak böyle bir kampanya yapsınlar. Ne yazık ki öyle bir ortam yok. Mesela hayırcılar şunlar 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 şunlardan ibaret. Evetçiler beri taraftan bakıyoruz. Şunlar ben şimdi daha karar vermediğimiz için. Evet. Yani ben sizi biraz bu anlamda tamam maddelere geçmeyeceğiz ama kendi kişisel görüşünüzü de soracağım. O ayrı. Şunu bir tabloyu net çizelim. Siz Sayın Genel Başkanınız Mustafa Destici OHAL'i bir an önce kaldırın çağrısı yaptığı için siz bu şartlarda yani olağanüstü hal şartlarında seçime gidilmesinin de doğru olmadığını söyleyen bir partisiniz. Bakın olağanüstü hal demek Türkiye, ülke çok kritik bir süreçten geçiyor demektir. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyor demektir. Yani araç bozuk bir yolda gidiyor demektir. Yani evet. Allah korusun şuruma düşebilir demek. Yani böyle bir olağanüstü durumda referandum olması çok sağlıklı sayılamaz, düşünülemez. Sağlıklı olduğu söylenemez. Bir kere her şeyden önce olağanüstü hal yasaları geçerli. Burada alınan kararları ben çok fazla biraz önce söylediğim gibi detaya inmeyeceğim. Hep siz biliyorsunuz. Yani medyanın başındasınız. Günlük gelişmeleri takip ediyorsunuz. Ben size sorayım tersinden. Olağanüstü hal çerçevesinde demokratik bir seçim olabilir mi? Hayır. Sağlıklı bir seçim olabilir mi? Buna evet
denmez mi? Yani sandıkların güvenliği vesaire, o sayım, tasnif vesaire, evet, yani çok sağlıklı yapılabileceği söylenemez. Evet. Bu anlamda biz seçimlerin daha demokratik şartlarda, ortamlarda yapılmasına yanayız. Peki propaganda imkanlarına bakalım. Şimdi evet diyenlerin mi sesi daha gür çıkıyor, yoksa hayır diyenlerin sesi mi daha gür çıkıyor? Medyada, bunun bariz bir örneği, bunun bariz bir örneği, bir karar alındı biliyorsunuz. Medya tarafsızlığı çerçevesinde her partiye, iktidar partisine ve muhalefet partisine de eşit oranda söz verme şeyi var. Zorunluluğu var. Evet. Şimdi bu kalktı. Biz bunu gönüllü yapıyorduk ama tabii diğerleri zorunlu olduğu halde yapmıyordu. Evet. Şimdi bunu da kaldırdılar. Kaldırıldı. Tabii. Ne oldu? Şimdi kim daha güçlüyse onun sesi daha çok çıkacak anlamında. Veya yetkiler, evet, kimin elindeyse onun sesi daha çok çıkacak. Kim güçlüyse onun sesi çok çıkacak. Dolayısıyla gücü olmayanın, siz ne kadar doğru olursanız olun, ne kadar adil olursanız olun, ne kadar dürüst olursanız olun, eğer gücünüz yoksa, yetki elinizde değilse, erk elinizde değilse konuşma şansınız, evet, yok demektir. Peki şunu soracağım. Kişisel görüşünüzü açıklar mısınız referandumla ilgili? Şimdi referandumla ilgili kişisel görüşümüz bizim bağlar. Ben Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanıyım. Evet. Yani bizim parti bağlar ama kişisel görüşümüz olmaz. Yani bizim görüşümüz bağlayıcıdır. Yani bizim görüşümüz partimizin görüşüdür. Biz il teşkilatımızda istişare yaparken dahi ben kendi görüşümü bildirmedim. Öyle mi? Partileriniz de bilmiyor. Tabii. Hocam bana zaten şöyle, açıklamazsınız. Biz boşuna sordum. İstişare yaparken, evet, Büyük Birlik Partisi evet tarafında olursa ne olur? Hayır tarafında olursa ne olur? Tarafsız olursa ne olur? Protesto ederse ne olur? Sandığa gitmezse ne olur? Ve dahaları, bir sürü maddeleri, bütün seçenekleri masaya koydunuz. Tabii masaya yatırdık. Ben şöyle düşünüyorum demedim. Dedim ki bakın arkadaşlar, şöyle olursa nasıl olur? Herkes bir kere, iki kere, üç kere, beş kere çıktı. Görüşlerini, düşüncelerini evet, anlattı. Akademik arkadaşlar var, hukukçu arkadaşlar var. Evet. Çıktılar, çalışmalarını yaptılar. Önerilerini sundular. Biz bunu dosya haline getirdik. Yani bizim, evet, açıkça kişisel görüşünüzü açıklamayacaksınız ama önümüzdeki hafta partinin görüşünü öğreneceğiz. Tabii. Peki arkadan dolanarak bazı sorular soracağım. Buyurun. Bir, bu sistem Türkiye'yi tek adamla götürür şeklinde endişeniz var mı? Ben biraz daha açık konuşayım o zaman. Tabii, açık konuşalım. Büyük Birlik Partisi temelde kurulurken mevcut sisteme alternatif, ihtilalle yazılmış bir anayasanın yenilenip milletin önünü açacak, hukukun üstünlüğünü sağlayacak, adaleti tesis edecek, denetim mekanizmasının işlediği sivil bir anayasadan yanadır. Evet. Böyle bir siyasi bu parti. Hepimizin gönlünde yatan aslandır aslında. Eyvallah. Yani darbe anayasası. Dolayısıyla bütün partilerde bunu söylüyor. Yeni bir hükümet modeli tasavvurumuz var. Var. Nasıl? Benziyor mu bu 18 madde? Benzemiyor. Nasıl bir bu 18 modeli? Maddeyi çıkaranlar 18 maddeyi tek tek millete anlatmakla mükelleftirler. Bunların arasından bazılarını ben size örnekleyeyim. Evet. 18 yaşında milletvekilliği Türkiye için, evet tabii ki gençlerimiz vekil olsunlar. Gençliğimiz parlamentoda temsil edilsin. 18 yaşında milletvekilliği Türkiye için, ülkemiz için şu anda çok gerekli mi? Yok. 18 yaşında bir genç yeni reşit olmuş. Yeni artık yasal olarak bir haklarını almış, elde etmiş. Temel eğitimi olan liseyi yeni bitirmiş. Üniversite okuması gereken, eğitimini tamamlaması gereken, akademik eğitim alması gereken bir çocuk. Yani eğitilmeye muhtaç bir genç. Evet. Onu alıp lise koymak Türkiye'nin bir sorunu çözmez. Eğer gelecekte
18 yaşında bir genç, birkaç tane üniversite bitirecek, dahi, harikulade, IQ'su yüksek birisi ise, bunu vekil yaparsanız, bunun önünü tıkamış olmaz mısınız? Evet. Peki, okuma kabiliyeti yeterli olmayan, zayıf olan diyelim veya orta olan, üniversite eğitimi alamayacak birisini vekil yaparsanız, bu sağlıklı olur mu? Olmaz, adil olmaz. Böyle bir şeye ihtiyaç yok çünkü yani. Evet. Ya Türkiye'nin sorunu peki, bu değil. Hani... Peki bu maddenin Türkiye'ye ne getirisi olacak? Biraz gençlerin oyunu almak için sanki oluşturulmuş değil bir mi? Madde. Öyle geliyor. Peki bunlara karşılıklı böyle sorulacağım evet. olabilir. Çok fazla fikri evet, şeyimiz evet, kalmasın. Tamam. Başka bir şey daha. Partili Cumhurbaşkanlığı. Hı. Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanıdır. Değil mi? Yani cumhur halk demektir. Halkın başkanı. Halkın başkanı. Evet. Herkesin başkanı. Yani herkesin tabi olduğu, oy verenin de vermeyenin de başkanı statüsündeki yönetici. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanlığı olduğu zaman o partili olmayanlar hangi kategoride olacaklar? Kendini cumhurdan saymayacak o zaman. Başka bir cumhur mu olacak? Evet. Dolayısıyla burada da bir arıza görüyoruz biz. Evet. Yani hem devlete cumhurbaşkanı olacak, bakanların cumhurbaşkanı olacak, parlamentoda cumhurbaşkanı olacak, tüm kurumların başkanı olacak, aynı zamanda partinin de genel başkanı olacak, kendi milletvekillerine başkanlık edecek, evet. ayrıca parti genel başkanlığı evet. yapacak, öbür partinin başka partinin milletvekillerine de olacak. Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerini toplayacak. Evet. İl başkanlarını partinin kurultaylarına, kongrelerine katılacak. Evet. Partisi adına ziyaretler yapacak. Evet. Burada bir eşitlik, bir adalet var mı? Partili Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı. Bu milleti tamamını temsil edemez görüşünü edemez. Savunuyorsunuz. Evet. Evet. Başka hangi madde rahatsız etti? Bir madde daha. Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş olması zarureti vardı. Doğmuş olması evet. ve Türkiye Cumhuriyeti evet. Devleti'nin vatandaşı olması vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuş olması ibaresi kalktı. Evet. Ben size bir örnek vereyim. Endişeniz ne? Çekinceniz? Endişemiz şu. Diyelim ki gelecekte 2019'da olmadı da ondan sonraki yıllarda bugünlerde vatandaş olan veya 3 sene önce vatandaş olan, 5 sene önce vatandaş olan ya da yarın vatandaş, vatandaş olan birisi asil vatandaş olduğu ülkenin güçlü bir mekanizmasının temsilcisi ise mesela Trump'ın burada şeyi var biliyorsunuz. Evet. Rezidansı kulesi. Var, evet. kulesi var. Zengin bir ailenin çocuğu ise, müthiş bir çevresi varsa, milyar dolarları varsa, medya kursa, medyası varsa, geldikten sonra Türkiye'de güzel bir PR yapmış olsa, müthiş bir portföyü olsa, karizması olsa, evet. akıcı bir hitabet gücü evet. olsa, değil mi? Bu milletin gönlünü kazansa, dese ki ben başkan adayıyım, bu millet yarın evet sen bizim başkanımızsın diye oyunu verirse, küresel güçlerin dünyayı dizayn eden mekanizmaların da pohpohlaması ile seçilirse, bu bizim cumhurbaşkanımız mı olur, başka yerin cumhurbaşkanı mı olur? Evet. Dolayısıyla buradan da endişemiz var bizim. Evet, yani yarın bir gün daha sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alan bir yabancı, diyelim Trump'ın oğlu, örnek verelim. Yani. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına aday olup medya gücüyle, sermaye gücüyle, kafasındaki sinsi planları... Bu belki uç nokta ya, ama uç yani. Nokta ama, yani. Evet. ama imkan var mı? Hukukta, hukuk kurallar bütünüdür yani. Evet. Hukuk ucu açık şeylere müsaade etmez, etmemelidir. Hukuk sınır çizmek için vardır, oluşturulmuştur. Bu haktır. He.
Yani o hakkı haiz, herkes o hakkı kullanabilir. Evet. Tabii bunu Trump'ın oğlu da kullanır, bilmem işte İngiliz George da kullanır, Michael da kullanır. Ama olabilir. Buna olabilir. İmkan açıyor bu madde. Evet. Yarın bir gün başkan olabilir. Kafasında sinsi planlar olsa bile onları belki başkan olduktan sonra, cumhurbaşkanı olduktan sonra uygulamaya başlayabilir. Bu da önemli bir endişeniz. Biz ne istiyoruz? Biz bu ülkenin hastanelerinde doğmuş, sokaklarında top oynamış, bu ülkenin havasını teneffüs etmiş, tozunu yutmuş, okullarında okumuş, tarlalarına girmiş, fabrikasına girmiş, bu ülkenin, bu milletin değerlerini bilen, aile yapısını bilen, toplum yapısını bilen, kültürel değerlerine vakıf, tarihi değerlerini bilen, köklerini bilen bir cumhurbaşkanı olsun istiyoruz. Evet. Böyle bir anayasa olmalı. Yani anayasadaki madde buna göre dizayn edilmeli. Evet. Yani yarın bize göre neydi belli olmayan veyahut da birilerinin önceden hazırlayacağı, evet, servis edeceği yani birisinin gelecekte cumhurbaşkanı olma imkanını, evet, kapatmamız gerekiyor. Peki şunu soracağım. 18 maddenin içinde şu da var. Cumhurbaşkanının yetkileri arasında. İdareyle ilgili kararnameler çıkarabilecek. Her şey idareyle ilgili olabilir Türkiye'de. Yani meclisin yetkisinde olan kararnameleri de kanun şeklinde çıkarabilecek. Evet. Bir de yerel yönetimlerle ilgili işte belde teşkilatları, il teşkilatları, Türkiye'nin yerel yönetimlerini dizayn etme yetkisine de sahip olacak. Bu Türkiye'yi ileride federalizme götürür şeklinde bir endişeyi de ortaya çıkardı. Sizin de var mı böyle bir endişeniz? Yani Cumhurbaşkanı'nın yerel düzeyde teşkilatlanma yetkisine sahip olması, yarın bir gün işte burayı ben federasyon ilan ettim diyebilir mevcut düzenlemeye göre. Tamam, hadi diyoruz, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, yapmaz öyle bir şey ama ya yapacak olan biri gelirse? Bakın, biz bir konuya dikkat çekmek istiyorum ben. Biliyorsunuz şu işaret. Rabia mı? Evet. Neydi bu işaret? 4 maddeden ibaret. Tek devlet. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet. Ne yok burada? Tek dil mi yok? Tek dil yok. Evet. Tek dil niye yok? Tek devlet, tek vatan, vatansız devlet olmaz. Zaten evet, tek devletle tek vatan aynı şey. Tamam, tek millet. Aslında tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek dil desek olmaz mı? Olur. Niye demiyorlar? Onu sormak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'na. İşte biz burada bugüne kadar hiç kimse bunu dile getirmedi. Evet. Biz bunu parti çalışmalarımızda, sağ çalışmalarımızda, siyasi faaliyetlerimizde dile getiriyoruz. Ama medyamız yok. Anlatamıyoruz. Neyse ki peki, burası var. Peki Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi olduğunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi dahi bunu bugün söylemiyor. Niye milliyetçi oldu? Tek dil olmayan millet, millet olamaz. Hiçbir devlet yoktur ki güçlü devlet birçok dili olsun. Hele hele hassas bir süreçten geçiyoruz. Coğrafyamız sıcak bir atmosferde. Yani her tarafımızda ateş, kan, gözyaşı, savaşlar, çatışmalar, malum hep beraber yaşıyoruz. Siz bizden daha çok işin içindesiniz. Medyatik, evet, olarak takip ediyorsunuz. Neler medya mi olarak? Bu anlamda bizim üniter yapımızı koruma altına alacak özel maddeler olmalı. Peki bu maddeler Türkiye'yi federalizme götürür mü? Biraz önce söyledim işte. Cumhurbaşkanının inisiyatifinde. Yani keyfi isterse götürür, keyfi istemezse götürür. Cumhurbaşkanının götürür inisiyatifinde. Biz şu an böyle görüyoruz. Dolayısıyla biz tekrar biraz önceki başa gelelim. Mevcut anayasanın düzeltilmesinden, değiştirilmesinden yanayız. Milli ve sivil anayasadan yanayız. Milli ve sivil anayasadan yanayız. Ama yeni modelin de düzeltilmeye muhtaç olduğunu görüyoruz. Hı, bu önemli, tamam. Bu buraya kadar aslında
ne anlatmak istediğinizi çok iyi ifade ettiniz. Peki şunu soracağım. Şimdi başka konuya geçeceğim. Süreyi de verimli kullanmak istiyorum. Hükümetin hayır diyenler PKK'lıdır, FETÖ'cüdür, DHKPC'lidir, 15 Temmuzcuların yanındadır şeklindeki söylemi toplumu ayrıştırıyor mu sizce? Türkiye böyle bir evet ya da hayır cephelerine ayrılıyor mu? Bu tehlikeli bir söylem mi? AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısının hayır çıkarsa Türkiye'de iç savaş çıkar söylemiyle ilgili de ne düşünüyorsunuz? Şimdi siz tepe noktasındakiler, hayır diyenler, FETÖ'cüdür, PKK'lıdır, işte DAEŞ'çıdır, şudur budur diye tamamen en uç noktaya iterseniz sizin il başkanınız, il başkan yardımcınız da doğal olarak böyle söyler yani. Evet. Buna yol açtınız demektir. Bu anlamda üsluba dikkat etmek gerekir. Biz yeni yönetim modelini hazırlayan iktidardan şunu bekliyoruz. Bu maddeler bu ülkemize, insanımıza, milletimize ne getirecek? Hangi güzellikleri getirecek? Bunu anlatsınlar. Değil mi? Ekonomik olarak ne getirecek? Sanayi olarak neyi kazandıracak? Ticari olarak neyi kazandıracak? Yani yatırım olarak neyi kazandıracak? Eğitim olarak neyi kazandıracak? İslam olarak neyi kazandıracak? Değil mi? Yani buna bir sürü sayabilirsiniz. Bunları anlatsınlar. Biz bunları bekliyoruz yani. İtiraz etmek istemiyoruz. Niye itiraz edelim? Ya neticede her şey OHAL şartlarında hazırlanmış bir yasa. Yani aslında bugün imkan varken, bugün aslında hemen hayır demememizin, hemen evet demememizin sebebi bu. Veyahut da kararımızı geç açıklamamızın yegane sebebi hala bazı şeyler düzeltilebilir diye düşünüyorum. Ümidiniz var. Tabii. Yani olur mu bu saatten sonra, imzadan çıktıktan sonra? Olmaz. Olmaz. Cumhurbaşkanı paketi imzaladı. YSK takvimi açıkladı. Bitti. Takvimi açıkladı. Bitti. Tamam. Dolayısıyla biz de hemen koşa koşa biz şunu söyleyeceğiz. Bir hafta erken söylemişiz, bir hafta geç söylemişiz. Neticeyi etkilemeyecek. Ama yüz binlerce Büyük Birlik Partili var. Bekliyorlar. Onların oyları önemli. Sabırsızlar. Evet. Bak, bakın sabırsızlar. Biz bin kere düşünüp, bin kere eğirip, bir kere dokumayı düşünen bir siyasi hareketiz. Bu güzel bir şey. Neden? Yani biz saygı duyuyoruz yarın, seçmenlerinize. Bakın, yarın, teşekkür ederim, yarın açıkladığımız zaman hiçbir parti kararını açıkladığı zaman bir gerekçe sunmadı. Hayır cephesindekilerin, mesela Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, Bu sistemi biz kurduk, biz koruyacağız, biz yaşatacağız diyor. Halbuki bu sistemin düzeltilmesi gereken bir sürü yönü var, değil mi? Evet. Aslında İktidar Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi bu yasaları hazırlarken Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ortak bir zemin üzerinde müşterek değerlerde güzel bir hükümet modeli yapabilirlerdi. Ama denediler. Uzlaşma, Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu. Her parti eşit üye verdi o komisyona. Olmadı. Ne oldu? Kırmızı çizgiler devreye girdi. Aslında kırmızı çizgiler devreye girmedi. Ne oldu sizce? İşte mevcut anayasanın arızası burada. İşte mevcut anayasanın, şu anda bizi yöneten anayasanın arızası. Bakın 3 tane siyasi parti, iktidar partisi, muhalefet partileri yan yana gelip yeni bir model yapamadılar. Evet. Ya yapmadılar ya yapamadılar. Aslında öyle özgün, öyle adil bir anayasa olmalı ki iktidar, muhalefet, diğer muhalefet her neyse yan yana gelmeli. Hatta ve hatta parlamento dışı muhalefetin dahi fikirleri, düşünceleri almalı. Büyük Birlik Partisi, biz iktidar partisinin de muhalefet partilerinin de tamamından daha özgün, daha sağlıklı, Ar-Ge'mizin yaptığı çalışmaların daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Evet. İktidar partisine ve muhalefet partilerine biz bu öneriyi verdik. Açıklasınlar, desinler ki Büyük Birlik Partisi bize bir öneride bulundu ama yanlış bir onların önerisi. Şurada yanlışlık var desinler. Şu kısımlarına katılmıyoruz desinler, değil mi mesela? Katılmıyoruz desinler. Yok, bunu biz da bu çalışmayı yaptık. Peki, Sayın Başkan şunu soracağım. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması var. Çok tepki topladı. Diyor ki, evet çıkarsa sandıktan terör örgütlerine diz çöktüreceğiz.
Diyelim ki sandıktan hayır çıktı. Terör örgütleri Türkiye'yi teslim mi alacak? Yani terörle mücadelede şu an hükümetin elinde hangi yetki yok? Yeni sistemde o yetki olacak da terör örgütlerine diz çöktürecek. Bunu anlatamıyorlar. Yani sandıktan evet çıkınca terörle mücadele eden o kahramanlarımız Süpermen mi olacak bir gün sonra? 17 Nisan sabahı hepsi ultra büyük güçlerle donatılmış insanlar mı olacak? Nasıl olacak? Siz hiç düşündünüz mü? Evet çıkarsa teröre nasıl diz çöktüreceğiz diye söylüyorlar ama nasıl yapacaklar bunu diye düşündünüz mü? Ben onunla ilgili cevap vermeden önce şunu söyleyeyim. Biraz önce o soru tam cevaplanmadı. Şu anda parlamentoda bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilerin tabanında evet de verecek var, hayır de verecek var. Evet. Bakın iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi yekpare evet değil, evetçi değil. Milliyetçi Hareket Partisi yekpare evetçi değil. Cumhuriyet Halk Partisi yekpare hayırcı değil. Muhtemelen HDP'nin de öyle olmadığını görüyoruz. Diğer partiler de öyle. Dolayısıyla siz aynı partide hem evet verecek hem de hayır verecek kitle varsa siz nasıl böyle ayrıştırma yapabilirsiniz? Evet. Değil mi? Onun cevabını verip ondan sonra önüne evet. geçmiş olayım. Dolayısıyla Başbakan Yardımcısının bu tür açıklamaları, ya ben siyasi cevap vermek istemiyorum açıkça. Evet, ya gönlümüzden geçiyor. Yani, çünkü terör meselesi önemli. Hoş değil. Tekrar söylüyorum. Referandum süreciyle alakalı söyleyecek sözler olmayınca işte bu tür absürt argümanlar öne çıkıyor. Yani bugün o hal var. Terörle mücadele ediliyor. Evet. Biz terörle mücadelenin bu formatını destekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici de daha evvel hem sizin kanalınızda hem evet. başka kanallarda bunu açıkladı. Evet. Biz açılım süreci dedikleri, daha sonra çözüm süreci ile kendilerine göre taşlandırdıkları ama PKK'nın kurumsallaştığı, Türkiye'nin liglerine kadar örgütlendiği, büyük şehirlerde her köşe başlarında terör tehdidinin tavan yaptığı bir süreç olan çözüm süreci dedikleri, devletin gücünün de ötesine geçtiği bir yapı haline geldikten sonra tersine döndü. Ama o yanlıştı. Biz ona çözüm süreci, bölünme sürecidir. PKK'nın kurumsallaşma sürecidir. Tanınması sürecidir. Bakın PKK sınır dışı değil, sınır dışındakiler sınır içine geliyor. Diye paneller, sempozyumlar düzenleyen yegane evet. siyasi partiyiz. İtiraf edeyim, siz bunları söylüyordunuz, hatırlıyorum. Sayın Destici o zamanlarda benim programıma geldiğinde söylemişti. Ben bile inanmamıştım. Değil mi? Evet. Ben maalesef bile inanmamıştım. Bugün bunu söyleyeyim yani, bu dürüst bir yaklaşım. Teşekkür ederim. Size keşke abartıyor siz, diyordum yani Büyük Birlik Partisi. Keşke siz de inansaydınız. Millet de inansaydı. Hükümet de inansaydı. Muhalefet de inansaydı. Keşke. Biz bakın, hükümete inandık. Neler kaybettik? O çözüm sürecinde neler kaybettik? Bir düşünün. Evet. Büyük şehirlerde bu kadar terör olayları var mıydı? Olmuyordu. O paçavraları büyük şehirlerde görmeniz mümkün değildi. İşte bu süreçte ilmik ilmik terör örgütleri sokakları dokudular. Yeraltı örgütlenmesini gerçekleştirdiler. Buna devlet fırsat verdi, yol verdi. Evet. Hem terör örgütleri ilmik ilmik dokundu, hem uyuşturucu baronları evet. her sokak başlarını kestiler. Her okulun önü bugün uyuşturucu satılan uyuşturucu pazarı. Evet. Her okulumuzun önü. İlkokulluğa varana kadar uyuşturucu pazarı haline getirildik. Ülkenin her yerinde. Sadece büyük şehirlerde mi? Değil. Gidin Anadolu'daki vilayetlerde, ilçelerde, ben memlekete Giresun'a gidiyorum. İlçelerde ya bilmem ne, ismini zikretmek istemiyorum. Evet. Çocuklarımız maalesef yazık gençliğimizin evet. önemli bir kısmı uyuşturucu müptelası olmuş. Bu da bir terördür. Ha, İçişleri Bakanı çok güzel bir açıklama yaptı, çok Süleyman güzel. Soylu. Ben tebrik ediyorum. Uyuşturucu satana terörist muamelesi eyvallah. Dedi. Acımayın dedi. Eyvallah. Ben güzel. Tebrik ediyorum. Bakın biz muhalefetiz. Doğruya evet. doğru, yanlışa yanlış tabii, tabii, evet. diyoruz. Biz Sayın Süleyman Soylu'nun açıklamayı ve yaklaşımı. Terörle mücadelede kararlı tutumunu sonuna kadar destekliyoruz.
Trabzon'daki bir konuşmasında özellikle dinledim ve takip ettim. Emniyet mensuplarına, uyuşturucu satıcılarına, uyuşturucu baronlarına muameleniz terör örgütü yöneticilerine neyse öyle olacaktır. Evet. Diye altını çizerek söylediği söz, evet biz destekliyoruz. Evet, doğru güzel. Olanı desteklersin. Ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Biz siyasi olarak yanlış olanın karşısındayız, doğru olanın yanındayız. Evet. Gelelim yanıta. Sayın Kurtulmuş evet çıkarsa teröre diz çöktüreceğiz dedi. İnanıyor musunuz? Yani ya, bu tamamen çok affedersiniz demagojik bir söz. Evet. Bağışlayın. Yani ben buraya takılmak istemiyorum. Hiçbir karşılığı yok bu sözün. Konuşmaya bile değmez. Değmez yani. Doğru. Peki şunu soracağım. O zaman sizin görüşünüzü alayım. Elbap operasyonu bitti deniyor. Evet. Şu an Elbap'ta terör örgütü IŞİD'in yollara, evlere döşediği bombaları temizliyor güvenlik güçlerimiz. Evet. Elbap'tan sonraki hedef PYD'nin elindeki Münbiç'le IŞİD'in elindeki Rakka kenti. Evet. Muhalefet uyarıyor bazı muhalefet partileri. Diyor ki hayır askerimizi ateşe atmayın, Rakka tehlikeli, sokmayın oraya. Fakat Cumhurbaşkanı da diyor ki hayır 5000 kilometre karelik güvenli bir bölge oluşturmamız için Rakka'yı da temizlememiz lazım IŞİD'den. 5000 kilometre karelik güvenli bölgeye biz Suriyelileri yerleştireceğiz. Ülkemizdeki Suriyelileri oraya götüreceğiz. Oraya konutlar inşa edeceğiz. Orada yeni bir Suriye yapısı oluşturacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Fakat dikkat çeken bazı gelişmeler var. Mesela Amerika ve Rusya PKK'yı destekliyor, PYD'yi destekliyor Suriye'de. Türk ordusunun temizlediği bölgelere can vererek, şehitler vererek, bedel ödeyerek temizlediğimiz bölgelere PKK ve PYD Amerika ve Rusya'nın desteğiyle yerleşir mi? Bu önemli bir soru. Rakka'ya girmeli miyiz? Son 3-4 dakikamız, 5 dakikamız var, toparlayalım. O zaman biraz hızlı geçelim. Evet. Biz parti olarak Suriye'nin bu hale getirilmesi Türkiye'yi yönetenler tarafından bu başlı başına bir hata. Yani, biz mi bu hale getirdik Suriye'yi? Tabii bu ülkenin yöneticilerinin Suriye'deki iç karışıklıklar karşısındaki pozisyonu doğru değildi. Ve iç karışıklıklar başladıktan sonraki stratejilerimiz iflas etti. Evet. PYD'yi geçmişte destekledik mi? Evet, koridor açtık. Koridor açtık. Lahmacun bizim parası bile verdik. Eyvallah. Onları biliyorsunuz. Evet. Çok fazla oraya girmeye gerek yok. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Bayırbucak'ta, Türkmen Dağı'nda biliyorsunuz, Türkmen kardeşlerimiz sahipsiz bir şekilde Esad'ın askerleri karşısında, İran destekli şeyi milislerin saldırıları karşısında kahramanca mücadele ediyor. Evet. Bakın onlar kendi başına bizim sivil toplum kuruluşları ve gençlik teşkilatlarımızın desteğiyle ayakta duruyor. Biz başından beri ta 36. paralel dedikleri Irak'ın biliyorsunuz. Önce 36. paralel denildi. Ben biraz daha geri gidiyorum. Daha sonra Kuzey Irak denildi. Şimdi ne diyorlar? Kürdistan. Diyorlar değil mi? O zaman kırmızı çizgilerimiz vardı. Geçti. Şimdi kırmızı halılar var. Aşiret liderleri deniliyordu. Evet. Şimdi partner. Evet. Dolayısıyla biz bugün söylenenlere değil Türkiye'nin yakın, orta ve uzun gelecekteki stratejilerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında biz Türkiye, Suriye'de iç karışıklık başladığı anda müdahale etmemiz gerekirdi. Aslında bastırmamız gerekirdi. Suriye'deki iç çatışma ne Suriye'ye faydası var ne de bize faydası var. Bizim güvenliğimiz şu an tehlikede. Tabii. Suriye yüzünden. Bizim 900 kilometre sınır hattımız tamamen delinmiş durumda. Evet. Beton bariyerler yapmak zorunda kaldık sonuçta. Evet. Niye? O kontrol edemiyoruz. Stratejilerimizin sana çöktüğü anlamına gelir. Evet. Bitti. Biz fiziki olarak orada olmalı mıyız? Olmalıyız. Türk ordusu mutlaka o bölgede 900 kilometrelik sınır hattında tabii ki şehit verilebilir. Keşke verilmese. Keşke bu duruma gelmeseydi. Ama bundan sonraki daha büyük olumsuzlukların önünü açmak için Türk ordusu mutlaka olmalı. Çorak denilebilir. Bakın farklı bir şey söylüyorum ben size yani. Geldiğimiz noktada geriye dönük hatalar eleştirilebilir. Yanlışlar eleştirilebilir. Ama bugün geçmişte o yanlışlar yapılmıştır diye onlar farklı şeyler. Bugün ülkemizin güvenliği açısından,
Suriye'nin, Irak'ın geleceği açısından, toprak bütünlüğü açısından, evet, o bölgedeki Türkmen kardeşlerimizin geleceği açısından, bizim o bölgede Kuzey Irak'tan Akdeniz'e bir Kürt koridorunun açılmasını engellemek açısından Türk askeri sonuç alma adına mutlaka orada olmalı. Evet. Bu çok önemli. Evet. Tabii bu bizim güvenliğimizi ilgilendiren bir konu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Ne demek, her zaman sık sık da bekliyoruz tabii. İnşallah davet ederseniz her zaman geleceğiz. Evet. Tabii önümüzdeki hafta kararınızı net bir şekilde açıkladıktan sonra yine Büyük Birlik Partisi'nin kararımızı şöyle alacağım. Açıklayacağız. Bakın o evet. Biraz tüyo vereyim. Bir dakika evet. Kaldı. Kararımızı biz mevcut yasayla ilgili düşüncelerimiz nedir? Yeni modelle alakalı düşüncelerimiz nedir? Ha. Nasıl bir yönetim modeli tasavvur ediyoruz? Ortaya bir fikir atarak açıklayacağız. Boş yere yani, evet hayır diyeceğiz diyorsunuz. Hiçbir siyasi partinin açıklamadığı bir formatta, tarzda evet. Açıklama yapacağız. Çok teşekkür ederim. Diyorum, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı MKYK üyesi Mustafa Mican'la birlikteydik. Aslında ipuçlarını verdi. Kararın ne olacağını belki tahmin etmişsinizdir yaptığı açıklamalardan. Çok önemli maddelere eleştiriler getirdi Sayın Mican. Ancak tabii partinin kurumsal görüşünü önümüzdeki hafta öğreneceğiz. Bunu da KRT ekranlarından duyurduk ilk defa. Haber merkezini noktalıyoruz. Yarın 18.30'da yeniden birlikteyiz. Hoşçakalın.